Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünlerde size şimdi genel bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hepsini birden kapsasın. Yani bazı arkadaşlar var, mesela çok yorumlar geliyor. Aynı bilgileri aynı seferde gene soruyor yani. Onun için size genel bir bilgi vereyim ki, yani bazı şeyleri unutmayın. Şimdi arkadaşlar, Eylül ayının sonuna geldik. Şimdi Ekim. Ekim'de ne yapılabilir? Şimdi Ekim'de hasat, artık domates zeytinleri, uslu zeytinleri başlayacağı için artık bundan sonra suyuna bakacağız arkadaşlar. Sular eğer istiyorsa suyu, aynı periyotlarını devam edelim, suyumuza devam edelim. Yağmurlar artık şu anda düşmedi ama yağmur yağarsa keseriz arkadaşlar. Şimdi bir. İkincisi arkadaşlar, bu ay ne demiştim size? Dedim ki bu ay bakır veya bordo bulamacı, eğer dal kanseriniz varsa bordo bulamacı, yoksa bakır ilacına devam edin arkadaşlar. Devam edin derken bu sefer atın. Yağmurlardan önce atarsanız çok faydalı olur arkadaşlar. Çünkü halkalı lekelinin tam artık böyle rutubetli yaz kış mevsimlerin böyle başlama şeyinde halkalı leke şu anda bulaşıyor arkadaşlar. Onun için hem bir de varsa filiz tırtıllarınız, onlara mücadele yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sene zeytinlerimiz güzel oldu. Yani nasıl oldu? Bakımı güzel olursa her şey güzel olur arkadaşlar. Biz şimdi geçen sene mesela bir arkadaşa demiştik, tavsiye etmiştik komşumuza. Dedik ki komşum, bu böyle olmaz. Sen şimdi bunlara bakmıyorsun. Yani suyu var ama üstten veriyordu. Şimdi o da alta aldı. Ama zeytinler bu sene güzel oldu arkadaşlar. Şimdi niye? Bakım. Her şeyde bakım arkadaşlar. Bakım oldu mu daha güzel olur. Evet arkadaşlar, şimdi bazı arkadaşlar diyor ki geçen sene buraya geldi arkadaşlar. Dediler ki ya sen bu ağaçları fazla şey yapmayın. Arkadaşlar çok da kesmeyin. Yani ağaçları habire keserseniz olmaz. Yani öyle bir şey yapın ki yani dal ne çok kalacak ne az. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz zeytinler bu şekilde. Şimdi Kasım ayı geldiği zaman, Kasım ayında artık toplamalar başlayacak arkadaşlar. Şu hangi dala varırsak varalım arkadaşlar, zeytinlerimiz çok güzel. Hangi dala varırsam var. Yani zeytinler hakikaten 10 numara diyebilirim yani. Evet, zeytinlerimiz güzel arkadaşlar. Şimdi Kasım ayında ne yapıyoruz arkadaşlar? Kasım ayında hasatımıza devam ediyoruz. Yani yapılacak hiçbir iş yok. Yalnız eğer valla şu anda yok ama çomakla eğer yapan arkadaşlar varsa çomak işini bıraksın. Yani sırıkla şey olmasın. Sırıkla görüyorsunuz arkadaşlar. Benim tarlam burası. Bak görüyorsunuz. O çöp hiçbir şey aramaz. Yani öyle bir ne dibinde öyle dip filizi, tepesinde tepe filizi yok. Ama araları işte ona göre yapacağız arkadaşlar. Besleyeceği kadar ara yapacağız. Eğer fazla yaparsak çok bu sefer zeytin verimi düşer. Taneler belki çok güzel olur ama yalnız az olur. Atıyorum 2 kasa alacağına, 1 kasa alacağına yarım kasa alırsın. Yani veya 10 kilo alırsın. Onun için onlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Dalın bu ağaç ne kadar gövde, ne kadar zeytin çeker, ona göre yapacağız arkadaşlar. Şimdi Kasım ayından sonra ne yapıyoruz? Aralık ayı. Aralık ayı geldi mi arkadaşlar, işte orada birazcık dikkat edeceğiz. Niye dikkat edeceğiz? Aralık ayında artık hemen bitirip hemen bordomuzu veya bakırımızı havanın şartına göre, eğer soğuk iklim varsa soğuk iklimlerde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bordo atıyoruz. Eğer şey varsa, çok soğuk iklimler varsa sıksın biraz daha. Ama halkalı leke için arkadaşlar bakırı öneririm. Evet. Bakır en güzel. Ben bakır ilacından ben çok memnunum arkadaşlar. Ama size tavsiye ederim. Ama ille zorlamam ki size onu yapın diye. Ama bakır ilacı çok güzel. Neden güzel bakır ilacı?
Bakırın içine her şey koyabiliyorsunuz, gübre de koyabiliyorsunuz. Yani ne bileyim bir şey yani, ama bordoya koyamıyorsunuz. Ama dal kanseri varsa her zaman söylüyorum arkadaşlar, kesinlikle bakırın uzak durun. Bordo bulamacı. Bordo bulamacı mecburen olacak arkadaşlar. Onun için şu zeytinlerin güzelliklerine bak arkadaş ya. Bak ya, bu sene hakikaten yılımız da güzel oldu. Ama güzel gitti yani. Şimdi Aralık ayı o şekilde geçiyor. Aralık ayında ne yapıyoruz? Bitirdik mi bordomuzu atıyoruz. Şimdi Ocak ayında. Ocak ayında hiçbir şey yapmıyoruz. Zaten zeytinler başlıyor artık kendini dinlenmeye alma arkadaşlar. Ocak ayında zeytin dinlenir. Ocak ayından sonra Şubat ayı, Mart ayı geldim arkadaşlar. Eğer yapabilirseniz yani bunu tahlil yaptırarak gübrelere başlayacağız arkadaşlar. Şubat, Mart ayları ne yapıyoruz? Tahlil yaptırıp gübrelerimizi atmaya başlıyoruz arkadaşlar. Artık ne gübresi istiyorsa ona göre atıyoruz arkadaşlar. Tahlil yaptırmadan her zaman söyleyeyim size arkadaşlar, tahlil muhakkak yaptıracaksınız arkadaşlar. Tahlil olmadan öyle Ahmet dedi, Mehmet dedi her zaman söylüyorum. Onlardan değil. Ama yani bunun şeyi tahlil. Tahlil yapacağın ilk önce teşhisi koyacağız arkadaşlar. Sonra tedaviye başlayacağız. Şimdi eğer yapabilirseniz bu aylarda olur. Bu aylarda daha çok. Şimdi yağmurlar düşmeden yapabilirseniz hayvan, ben geçen sene hayvan gübresi attım. Ama bu sene atmayacağım. 3 yılda bir atıyorum ben. Onun için siz eğer atmadıysanız, hayvan gübren imkanınız varsa hayvan gübresini atın arkadaşlar. Hayvan gübresi bütün minerallerin hepsi içinde olduğu için hani hayvan gübresini şey yapmayın, bırakmayın. Hani kimyasaldan daha çok hayvan gübresine devam edin arkadaşlar. Şimdi Ocak ayı geldi. Artık gübreler şimdi atabilirsek atarız. Ama Ocak ayında hiçbir şey yapmıyoruz. Şubat ayı, Mart ayı ne yapıyoruz? Gene bu şeylere devam ediyoruz. Şimdi gübreleri artık yeraltı gübresi olur. Yer üstleri artık atılmaz. Yeraltı gübrelerinden eğer atma imkanınız varsa o zaman yeraltı gübrelerini eksik olanları, azot, fosfor yani ne varsa artık potasyum zaten o zaman olmaz. Onun için burası arkadaşlar bir uslu bahçemiz. Bak burada büyük ağaçlar. Görüyorsunuz burada biraz ekim, biraz biz burayı satın aldık çünkü. Biraz sık ekilmiş ama güzel. Zeytinlerimiz çok güzel arkadaşlar. Zeytinleri görüyorsanız belki yasılmış, bak böyle aşağı yasılmış zeytinler. Güzel arkadaşlar. Zeytinlerimiz güzel. Bu sene daha ama hasada gelmez, daha sararmadı zeytinler. Onun için onu yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burası uslu bahçesi. Uslu bahçesine dikkat ederseniz arkadaşlar daha çok yüksek ağaçlar. Onun için bunların ilaçlamasını biraz daha dikkat edelim arkadaşlar. Yukarıdan vermeye gayret edelim. Eğer uslu ağaçlarınız varsa, domates ağaçlarınız varsa bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi Mart ayı geldi. Mart ayında ne yapıyoruz? Toprak tahlilimizi yaptırdık. Ne lazımsa onları hazırladık. Toprak altından verilecek olanları veriyoruz arkadaşlar. Artık ondan sonra çünkü Mart, Nisan ayı geldi. Nisan ayında gene bakırımızı devam ediyoruz. Bakır aman unutmayalım. Bakırı atalım arkadaşlar. Evet, uslu dalımızı görüyorsunuz. Tanelere bak ya, çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Ama Allah inşallah fiyatlarımız da güzel olur. Şu dalların güzelliklerine bak arkadaşlar. Yasıldılar hepsi. Aşağı yasıldı yani, kırılacak diye korkuyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Nisan ayı geldi. Bakırımızı devam edelim. Eğer kanser varsa bordo bulamacı. Yoksa bakıra devam edelim arkadaşlar. Onun için tahlillerimizi unutmayalım. Tahlilde ne gerekiyorsa onu yapalım arkadaşlar. Birbirimizin kulak duymalarından değil.
Yani talilimiz ne istiyorsa onu yapalım. Bilinçli tarım yapalım arkadaşlar. Çünkü neden? Arkadaşlar Hasan attı. Çok güzel olmuş. Ben de atayım. Ya senin toprağınla onu her bünye birbirine benziyor mu arkadaşlar? Birisi saçlarını yıkasın, çıksın sokağa. Hiçbir şey olmaz. Ama ötekisi başını açsın, ısladığı halde hemen hasta olur. Niye? Bünyeler farklıdır arkadaşlar. Topraklar da farklıdır. Mahsuller de farklıdır. Onun için talil muhakkak şart arkadaşlar. Dediğim gibi her şeyin normali. Normal arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şunu söyleyeyim. Yorumlarda şunu soruyor arkadaşlar. Mesela diyor ki ben bir tane diyor başka bir zeytine, halbuki yağlık zeytine diyor. İşte atıyorum trili aşılayabilir miyim? Veya edremit aşılanır. Zeytin olarak arkadaşlar zeytin her zaman için aşılanır. Ama senin yani onun sıklığında olur mu olmaz. Atıyorum bir edremit aşılayacaksan en az 10 metre olması lazım. Yani ne bileyim trili aşılayacaksan 6 metreden aşağı olmaması lazım. Domates aşılayacaksan 10-12 metre olması lazım. Yağlık zeytin yapacaksan yağlık zeytin harbiküler öyle değil ki. Onlar birer metre aynen yapılıyor. Çünkü makinalı toplanma durumu var. Bizim buralarda yeni yeni onlar başladı şey yapma. Onun için arkadaşlar onlara dikkat edelim. Aşı zamanı zaten geldiği zaman Nisan aylarında yani Şubat, Mart, Nisan o arada bütün aşılar başlar. Yani armududur, işte eriğidir, şeftalisidir, ne bileyim aklımıza gelen inciridir. Bunlar hepsi olur. Eğer arkadaşlar sizin de bilgileriniz varsa daha iyi, daha güzel. Onları da bana yorumda bildirin ki biz de sizden yararlanalım arkadaşlar. Sizin bilgileriniz de ihtiyacımız var arkadaşlar. Herkes her şeyi bilemez. Eksikleri olabilir. Eksiklerini sizler de tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.